Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır diyor Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ümüz. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Benim bir rüyam bu diyor. Bizlerde olduğu gibi. Türk birliğine inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Bak ağzından nur akıyor maşallah. Dünya sükununu, yani evet, huzur, adalet, barış bu fasıllar içinde bulacaktır. Çok net açıklama. Bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinde sadece sevinç duyarız. Bakın evet, dikkat edin. Bütün İslam aleminin, İslam birliğini anlatıyor. Manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler. Bugün aynen dedikleri ortaya çıktı Atatürk. Evet. Ne söylediyse ortaya çıkıyor. Ve Türk İslam Birliği'ni savunmuştur. Atatürk Türk Birliği'nin çok üstüne durmuştur. 10 yıl önce de biz İstanbul'un bütün sokaklarını afişlerde donatmıştık. Türk Birliği ile ilgili olarak. Türk Birliği demek Türk İslam Birliği demektir. Çünkü Türk ülkenin hepsi Müslüman zaten maşallah. Evet. Ama Hristiyan olan kardeşlerimiz de zaten bize Allah'ın bir emaneti. Museviler de bize Allah'ın bir emaneti. Onlar bizim bir güzelliğimiz, rengimiz. İslam Birliği ile ilgili de Atatürk'ün çok kapsamlı açıklamaları vardır ve ısrarla üzerinde durduğu bir konudur. Atatürk'ün özelliği yiğit ruhlu olması ve hiç kimseden korkmamasıydı. Yani ne İngiltere'den korkuyordu, ne Amerika'dan korkuyordu, ne İtalyanlardan, ne Fransızlardan korkuyordu. Yiğitliğini de açıkça gösterdi. Değil ki bir avuç masondan çekinsin. Hiçbirini kale almadı. Yani Allah ona özel bir güç verdi. Alparslan dedim mi bambaşka bir şey aklımıza geliyor. Kanuniler, Yavuz Sultan Selim değil mi? Fatih Sultan Mehmet deyince bambaşka şeyler aklımıza geliyor. Şimdi birer imzası var. Tabii ha. Mesela Atatürk'ümüz de öyle. Mesela geldi, bütün milletin dünyanın nefesi kesildi. Ya, muazzam bir hizmet verdi. Muazzam faydalar, muazzam güzellikler sundu. Allah ona belirli bir ömür verdi. O ömrü içerisinde mükemmel hizmetler yaptı. O da halis Türk'tü. Halis Müslüman evladıydı. Türklükle Müslümanlığı iç içeydi onun. Ve mükemmel akılcı bir faaliyet içerisinde oldu. Dolayısıyla ahirette biz takvamızla, güzel ahlakımızla öne geçeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Mesela Atatürk'ün antikomünist olması, antimason olması, mason hocalarını kapatması, o komünist örgütlerine karşı kesin tavır alması, Allah'a, peygambere adeta aşık olması, müthiş bir sevgi duyması, mesela İmam Hatiplerin açılmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasında, Elmalı tefsirinin oluşturulmasında, Buhari'nin tercümesinde, Peygamber Efendimiz'in hayatının hazırlanmasında, yani çok çok alanda çok büyük faydaları oldu ve emeğe geçti Atatürk. Atatürk aslanların aslanıdır, mükemmel dindardır, tam bir Türk milliyetçisidir, veli tinetlidir, Hazreti Hızır'ın arkadaşıdır, Hazreti Hızır'ın yardım ettiği bir insandır. Allah ona bu başarıyı verirken yanında Hazreti Hızır'ı görevlendirdi. Ve her uslubunda, her konuşmasında veli karakteri görüyoruz, veli kişiyi görüyoruz. Vefatından önce, çok az önce Allah'a aşkını, Resulullah'a aşkını, Kur'an'a olan aşkını büyük bir muhabbetle anlatmıştır. Ve bütün ömrü de böyle muhabbetle, güzelliklerle geçmiştir. Bunu anladıktan sonra zaten bu kahpelerin bayağı bir kısmı Atatürk'e düşman oldular. Yani Atatürk'ü biz milletimize bu güzel yönlerinden, bu ihtişamlı yönlerinden daha çok anlatınca yaptıkları yalanlar, uydurdukları yalanlar boşa gitmiş oldu. Atatürk'ü çok az da olsa sevmeyen vardı. Şu an herkes kucakladı. Sevmeyen hiç kalmadı Atatürk'ü. Çok az da olsa vardı. Bu onlara çok ağır geldi. Çok ağır geldi. Altından kalkamıyorlar şu an. Çıkartıyorlar 3-5 kişi ama cılız cılız konuşuyor. Ben devlet kaynaklarından, resmi evet, kaynaklarından belgeler çok önemli. Ve yani bizzat yanında bulunan evlatlarının ifadelerinden açıklıyorum. %100, birebir konuştum.
ayrıca canlar istiyorsa getireyim, açık oturum yapalım, orada da konuştururum. Yani daha hala şahitler var, yaşayanlar var. Ama kendi el yazılarına, kendi bizzat tespitleriyle bu hakikatleri açıklıyorlar. Nereden çıkarttın diyoruz bu izahı? Delil yok. Ama bizimkilerin hepsinde delil var. Anlattıklarımız hepsinde delil var. Ve hayatı var ve yaşantısı var. Mason hocalarını bir insan niçin bir gecenin içinde kapatırsın? Evet. İman ehli de yiğit de onun için. Aslan da onun için. Türk milletinin en büyük düşmanı komünistliktir. Behem hali her görüldüğü yerde ezilmelidir deyip evet. Bunları bağırta bağırta uygulayan kimdi? Atatürk'ümüz değil miydi? Bitti. Evet. Konuşacak bir şey yok. On binlerce, yüz binlerce Kur'an'ı Anadolu'ya dağıtan kimdi? Atatürk'tü. Yine söyleyeyim, Elmalı tefsirini yaptırıp milletin hizmetine veren, millete yani ilmi yönünden, hizmet açısından, yani ilmi hizmet açısından Elmalı tefsirini yapıp milletimizin hizmeti manevi tabii. yönüne sunan kimdi? Yine Atatürk'tü. Buhari'yi kim tercüme ettirdi? Kim milletimize sundu? Atatürk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını kim hazırlattı milletimizin istifadesine sundu? Atatürk. İmam hatipleri kim açtı? İlahiyat fakültelerini kim açtı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kim kurdurdu? Atatürk. Bıraksınlar bize. Yananları, dolanları. Yani fiili durum var. Devlet kaynakları var ve yaşanan dev olaylar var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın binasına gitsinler. Bir kafalarını bir sürtsünler bakalım, göremiyorlarsa. Yani bir çarpsınlar, bir baksınlar. İmam hatipler duruyor bak her yerde. İlahiyat fakülteleri var. Evet. Bunları kim kurdurmuş? Atatürk. Konuşacakları laf yok. Atatürk'ü milletimiz tam anlamıyla bağrına basmış durumda. Son zamanlarında yalnız bırakmaya kalktılar Atatürk'ü. Masonlar. Tabii aslında işin doğrusu yani sağlığına da o kadar dikkat etmediler. Yani dikkat edin. Mesela bizim zamanımızda olsa biz Allah'ın izniyle yani yeri göğü bine katardık inşallah. Neyse artık kader, Cenab-ı Allah'ın takdiri böyleymiş. Ama mühim olan bize mükemmel bir Türkiye bıraktı. Gazi Hazretleri, milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı, aklı başında, aydın, kültürlü, sanat ruhu gelişmiş, sevecen, hoş bir ülke bıraktı. Allah ondan razı olsun.